Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Son dakika haberler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Fenerbahçe transfer gündemi. Sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe için dünya basınından transfer haberleri gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Komolli Ersun Yanalı raporu doğrultusunda önceliğini forvet bölgesine verdi. Ancak Şili basını Fenerbahçe'nin hedefinde Leverkusen'in yıldız ismi Charles Aranguiz'in olduğunu yazdı. Şili'de yayın yapan CTF'nin haberine göre Fenerbahçe ve Inter Charles Aranguiz transferiyle yakından ilgilendi. Giriliyor. Şili milli takımının orta saha oyuncusu 2 ay önce kariyerinin Bayer Leverkusen'de devam etmesini çok zor olduğunu ifade etmişti. Brezilya ekipleri internasyonel ve Flamengo'nun yanı sıra Fenerbahçe'nin de Charles Aranguiz transferi için devrede olduğu iddia edildi. Aranguiz 2015 yılında 13 milyon euro bonservis bedeliyle internasyonelden Bayer Leverkusen'e transfer olmuştu. Fenerbahçe'nin transfer listesinin en tepesindeki isimlerden olan Yasin Ebrahimi'den sarı lacivertli takıma kötü haber geldi arkadaşlar. Portekiz basınında yer alan habere göre Brahimi Fenerbahçe'nin yapmış olduğu teklifi reddetti. Porto ile sözleşmesini yenilemeyip ayrılma kararı alan Brahimi bir süredir Fenerbahçe'nin gündemindeydi. Yıldız futbolcu için sarı lacivertlerin yoğun bir ilgisi vardı. Fenerbahçe dışında birçok kulübün de kadrosuna katmak istediği Brahimi'yi sarı lacivertlerin 3 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunduğu iddia edilmişti. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Fenerbahçe'ye kiralık olarak gönderdiği yıldız futbolcu Victor Moses için İtalyan ekibi Inter ısrarını sürdü duruyor İtalyan basını da yer alan iddiaya göre Antonio Conte ile anlaşma sağlayan Inter, transfer listesinin başındaki isim olan Victor Moses için temaslarını sıkılaştırdı. Mavi lacivertli takım, Chelsea'yi ikna etmek için 12 milyon euroluk bir bonservis bedeli önereceği ifade edildi. 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile kiralık olarak sözleşme imzalamasına rağmen İngiliz kulübü Yıldız ismin satış haklarını elinde bulunduruyor. UEFA Avrupa Ligi finalinde Arsenal, bir diğer İngiliz ekibi Chelsea karşısında farklı kaybederek kupa kupayı ezeli rakibine kaptırmıştı. Mücadele sonrası Arsenal'de eleştiri okularının hedefinde Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil olurken İngiliz basını konuyla ilgili dikkat çeken bir haber paylaştı. Metro'da yer alan haberde maçta oyundan alındıktan sonra teknik direktör Unai Emery'e tepki gösteren Türk asıllı Alman futbolcunun takımdan gönderilecekler listesinde yer aldığı iddia edildi. Fenerbahçeli taraftarlar ise bu gelişme üzerine adı sıkça sarı lacivertli takımda anılan Mesut Özil için bir kez daha heyecanlandı. Hatta bazı fener Fenerbahçeli taraftarlar ise finalin oynandığı Bakü Olimpiyat Stadı'na giderek tribünden tecrübeli futbolcuya çağrıda bulunan pankart açmışlardı. Galatasaray transfer gündemi. Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano için ülkesinden teklifler geliyor. Sarı Kırmızıların Brezilyalı Sabek için 3,5 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Özellikle ligin ikinci yarısında sergilediği oyunla şampiyonlukta pay sahibi olan Mariano için Brezilya'dan birkaç kulüp devreye girdi arkadaşlar. Brezilya basınında Santos kulübünün Mariano için girişimde bulun yazdı. Haberde Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncu için 3,5 milyon euro bonservis bedeli istediği fakat rakamın yüksek bulunduğu için transferin gerçekleşmesinin zor olduğu belirtildi. Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Selçuk İnan ile nikah tazeledi arkadaşlar. Sarı Kırmızılı takımın kaptanı bir yıl daha Galatasaray'ın başarısı için ter dökecek. Deneyimli futbolcu Selçuk İnan yaklaşık 3 milyon euroluk yıllık maaş alırken yeni sözleşmesine Galatasaray'da 500 bin euroluk maaşla bir yıl daha forma giyecek. Galatasaray 2011-2012 yılı Trabzonspor'dan transfer olan Selçuk İnan sarı kırmızılı takımla 7. sezonunu geride bıraktı. Deneyimli futbolcu takımıyla kaptanlığa kadar yükselme başarısı gösterdi. Fatih Terim'in devre arasında çok istediği fakat transferi gerçekleşmeyen 21 yaşındaki Benjamin Tete için Sparta kapısı tekrar çalınacak arkadaşlar. Terim'in 1.93'lük Ganalı Santrafor'u geleceğe yatırım olarak görüyor ve Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek bir golcü olacağı düşünülüyor. Cagney'in ardından gözden çıkarılan ikinci isim olan Belhanda boşluğu ise bir türk ile doldurmayı planlayan Fatih Terim sürpriz bir isimle temasa geçti arkadaşlar. Belhanda'nın boşluğunu dolduracak isim Hakan Çalhanoğlu olacak. Wesham'ın sözleşmesini feshettiği Andy Carroll'ın bon servisi elinde bulunuyor. Golcü oyuncunun istediği imza parası 5 milyon euro civarında. Galatasaray'ın Carroll için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Beşiktaş'ın transfer gündemi. Kartal'da yüksek yıllık ücreti nedeniyle Medel'in takımdan ayrılması gündemde arkadaşlar. Siyah beyazlı ekipte Şilili futbolcunun yerine gelecek isim bile belli oldu oldu. Girmedel'in yüksek yıllık ücreti ve oyuncunun Boca Juniors'a gitmek istemesi nedeniyle bu bölgeye oyuncu bakan Beşiktaş transfer için kolları sıvadı. Teknik direktörlüğü Abdullah Avcı'yı getiren Beşiktaş yeni hocasıyla ilk transfer zirvesini gerçekleştirecek. Avcı'nın Başakşehir'den alınmasını istediği bazı isimler olduğu ve kendi transferlerinde de bu isteğini dile getirdiği aktarıldı. Buna göre Medel'in yerine Mahmut Tekdemir'in kartal olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Stopere ise Epriyanu'yu transfer etmek için kulübüyle bonservis pazarlanmıştı pazarlığı yapılacak. Bon servisi elinde olan futbolcularla görüşecek olan yönetim aynı zamanda maliyeti düşük genç futbolcularla da ilgileniyor. Bu isimlerden birinin Avusturya'nın Lask takımında forma giyen Türk futbolcu Doğan Erdoğan olduğu öğrenildi. Samsun Spor'un altyapısından yetişen 22 yaşındaki oyuncu orta alanda görev yapıyor. Beşiktaş yönetiminin Abdullah Avcı'nın görüşünü aldıktan sonra Doğan Erdoğan'ı kadrosuna katmak için harekete geçeceği ifade ediliyor. Trabzonspor transfer gündemi. Sezonun son armesiyle beraber transfer iddialı iddiaları Trabzonspor içinde başlamıştı. O iddialardan biri de bon servisi elinde olan Jonago olmuştu. Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Nijeryalı futbolcu Jonago'nun Bordo mavili forma ile verdiği pozu taraftarları heyecanlandırdı. MVKM'nin eski takım arkadaşı olan Jonago'nun İsrail Hapuel Berşeva takımı ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona ermişti. Trabzonsporlu Onazi ve MVKM ile pozlar veren 31 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu bu kez Trabzonspor forması ile poz verdi. Agu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açık açıklamada Bordo Mavili kulüpten transfer teklifini beklediğini ifade etmişti. Bir önceki videomu izlemediyseniz aşağıdaki pencereden ulaşabilirsiniz. Yorumlar kısmına yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.